Bu mektup sana değil, konuşma yaşına gelen eşyalara. Demiri dövenin elinden canıma geçen ağrı büyüyor. Sabahları beni dışarı çıkaran acı ağacı. Geceleri beni eve gönderen zaman. Yapmamam gereken şeyler. Kalbimde sürtünüp büyüyen delik. Zaman hızlı ama vakit geçmiyor. Öyle ki bazen yukarıdan attığım öfkeyi aşağıdan toplayabilecek kadar hızlı çarpan bir kalbim var. Okudum, öfke yavaş yavaş düşüyormuş aşağıya. Bu mektup sana değil, bakma yaşına gelen eşyalara. Utandığım bir yüzü oluyor bazı eşyaların. Durmadan bir yerimi kurcalıyor yoksulluk. Kalbi kırık bir ok nereye vurabilirse orası oluyorum bazen. Gövdemi doldurduğum alkolle gözlerimi kırmızı kırmızı edip bakıyorum yüksek binalara. Hepimiz dünya soğuktur diyen o nineden olmadık mı? İnin aşağı. İzledim. Öfke yavaş yavaş çıkıyormuş yukarıya. Bu mektup sana değil, duyma yaşına gelen eşyalara. Günün öğünlerinden yapılmış bir mutsuzluğa çağırıyorsunuz birbirinizi. Günde kaç kere yanımdan geçiyorum. Aklımdan hem ekmek hem gül geçiyor. Siz yoksunuz. Ayın ortası hep pazartesi. Bu mektup sana değil, susma yaşına gelen eşyalara. Dünyanın kaç harikası var, biri de yutkunmak. Önümü ilikleyip çıktığım dışarılar. Biliyorsunuz, bazı fotoğraflarda canı sıkılan bir ağaç gibi bakıyorum dünyaya. Umduğum felaket bu değildi diyorum. Bu dünyada birini sevdik, o da öldü diye karşılandığım bir yasta göğe bakıyorum. Ben de aferin diyorum Tanrı'ya. Çünkü şöyle savaşlara inandım. Sonuncu Dünya Savaşı'nda kaç asker intihar etti? Kaç kez yutkundu dünya? Olsam mutlaka yanlış yerde nöbet bekleyen bir asker olacaktım. 40 gün 40 gece aynı dalgınlıkla. Bu yüzden bu mektup sabaha karşı yalnız olan bütün eşyalara.